bir şey diyebilir miyim? Rahmetli Veysel Bey'in kızı Kezban Hanım, günaydın. Günaydın. Başınız sağ olsun efendim. Kurban olurum yavrularıma ben. Sağ olun, teşekkür ederim. Kezban Hanım, arkadaşlarımız sizinle konuşurken demişsiniz ki amcam çelişkili konuşuyor. Hangi konuda çelişkisi var? Bir anlatabilir misiniz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz karakoldayken amcamdan ifadeyi alırlarken amcam şöyle bir şey söyledi. Yani Yakup Bey. Evet evet amcam. Ama dün neden öyle söyledi? Hani karıştırdım mı çeşirdim orayı anlayamadım. Amcam dedi ki ben akşam eve geleceğim. Gece yolda domuz vardır. O yüzden abimi aradım. Abi benim silahım yok. Gelip beni yoldan karşılar mısın? Hani karakolda amcam böyle söyledi ama dün neden öyle söyledi? Karıştırdı mı olayı? Orayı anlayamadım. Yani karakolda size anlatırken şöyle anlatalım. Yakup Bey evde yok dediğim gibi. Sonra dün de burada açıklama yaparken dedi ki abim beni hiç aramazdı ama o gün beni aradı. Ben seni geleyim yoldan alayım dedi. Ben de hiç anlamadım abimin beni neden aradığını ama sonra geldi bir süre silahıyla beraber yürüdük, eve girdik, çay içtik diye anlattı. Şimdi de evet. Veysel Bey'in kızı diyor ki oysa amcam bize babam ilk öldürüldüğünde karakolda dedi ki domuz var diye, yabani domuz çıkar diye ben aradım Veysel'e. Veysel gel beni yoldan al dedim. Dökümanlarında çıkıyor. Evet. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim Müge abla. Hatta da benden bara var, Harunsaka da var. Röportajı da yapmıştır. Beraber gittik yolun yarısına kadar. Kezban diyor ki bize öyle anlattı amcam diyor. Yok, bize diyor. Evet. Karakolda bize böyle söylenildi. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Ali amcam babam vefat ettikten sonra yazındı galiba. Tam hatırlamıyorum çünkü biz Ali amcamla konuşmuyoruz. Evet. Benim dedi arabam kurşunlandı. Evet kızım. Ali amcamın arabasını kim kurşunladı? Ali amcam neden bunu hiç söylemiyor? Demek ki bizim bir düşmanımız var ve bu düşmanımız dışarıda geziyor. İşte ve Ali amcamı da tespit etmiş demek ki arabasını kurşunlamış. Evet kızım. Arabanız kurşunlandı mı? Hani evet. Kurşunlandı. Kim kurşunladı peki? Bilemiyorum. Ben inanmıyorum bilemeyeceğinizi. Şimdi arabam kurşunlandı dedi. Geldi. Kahve ortasında, yol ortasında arabam kurşunlandı deyip milletten belişti bunu. Hı. Gelip bize demedi ki uşaklar arabam kurşunlandı. Arabam kurşunlandı. Gelin de savcılığa gidelim. Savcılık var. Baksın. O zaman tahmin ediyordu herhalde kimden. Sen o zaman işte. o zaman şimdi. Niye ağlıyorsun Ali abi? Damla'nın lütfü de benim şu an. Anlamadım. Vurulacak olan benim şimdi şu anda başka kimse değil. Araba kurşunlandı. Niye demedin? Niye demedin? Bir dakika. Niye vurulacak olan? Sen varsın ya. Vurulacak olan benim. Sen varsın ya. Sen değil misin? Ne diyorsunuz? Vurulacak sırada ben varım gibi bir şey. Evet. Zaten bu... Niye siz sıradasınız? Nesiniz? Büyüklerim ben olduğum için ben namın üzerindeyim. O zaman ama bir düşmanın var demek ki. Bu zamana kadar hocam, bu zamana kadar hiçbir şeyimiz yok. Yok, bizim bir şeyimiz yok. Şu ana kadar hiçbir kimseyle bir kavgamız, yurdumuz yok. Ne zaman kurşunlandısın arabanı? Ben geldim ya buraya. Geçen sene ben geldim ya. Ondan sonra. Ramazan'a 4 gün vardı. Evin önüne çektim arabayı. Tam benim şoförüm mahal tarafından 70-80 santim daha gelse bana değiyor. Kaportaya vuruyor böyle, kaportadan uzaktan atılıyor benim. Ben onu muhtara gösterdim. Yakup da kahvenin önündeydi. Sen kahvenin önündeydi. O da kalktı da yanıma gelmedi. Abi ne oldu, ne olmadı diye bana bir şey sormadı. Şimdi arabadan ama Ali abi sizin için... başka bir davalarınız var mı? Yok, oradan dolayı mı? Hiçbir şey yok. Araştırılsın. Bir karakol kapısına gidiş anam gitmiştir. Bu da anamı dövdürdüğü yüzden anam ondan gitti karakola. Bir bayram Erol benim yanıma geliyor. Diyor ki Emine diyor bayramı daha diyor. Özel meselelerden bak, dolayı olabilir mi diyorum. Bilmiyorum bak ben bir şey anlatayım. Bak bir dakika dur ama konuyu dağıtmayalım. Yani Ali Bey'in arabasının kurşunlanması daha özel meselelerle ilgili olabilir mi burada dillendirmediğimiz? Dillendirmediğimiz özel meselesi yok. Ben buraya yayına çıkacağım zaman bir fotoğraf istendi. Fotoğraf istendikten sonra herkes benim üstüme geldi. Oğlu aradı ki senin dedi abin mi var dedi de çıktın oraya dedi arıyorsun dedi. Anama dedi öncelerden çok eziyet ettin dedi. Ananın suyunu içmemişim. Ananın evinde yatmamışım. Ama bir şey söyleyeceğim. Hayır öyle değil. Bak biz dün Kezban'la da konuştuk. Erol zaten dün röportaj yaptık. Onlar da Müge abla
konuşun bu işi, bizim de aklımızda şüpheler vardı, hiç öyle davranmıyorlar. Yani o telefon etti, telefonda söyledi. Aha kız telefon etti, kötü kötü laflar, buna konuştu yani. Kim kurşunlamış olur senin arabanı? Bilemiyorum hocam. Ben inanmıyorum. Bilemiyorum. Mutlaka bir şüpheli vardı. Ben yolda giderken mi atıldı, evin önünde mi atılmış, bilemiyorum. Ne olduğunu bilemiyorum. Ehliyetim olmadığı için de savcılığa da inemedim. Dedim ben buna, git savcılığa dedim. Diye. Ama bak şu anda bundan bu kadar etkilendiğine göre Ali Bey ve sıra bana geldi dediğine göre... Kardeşim vuruldu bunu. Senin Yakup'un dışında, Ayşe Hanım'ın dışında bir şey, başka bir düşmanlık olabileceğini düşündüğüm birileri var. Hiç kimseyle bir şeyimiz yok hocam ya. Niye o zaman şimdi beni vuracaklar? 80-90 yıldır oradayız biz. Hiçbir böyle olayımız olmamış. Bizim büyüklerimizde de bir şey yok. Ama peki araban kurşunlandığında ne düşündü? Yani... Kim seni kurşunladı diye düşündü? Vallahi bize... Kardeşime kurşun atan mı yaptı bunu bize? Ne oldu? Uyarım mı? Anlamadım. Bak şimdi Ali Bey, sen kardeşini de öldüreni merak ediyorsan, katilin bulunmasını i̇şte istiyorsan, kendi adına da daha güvende yaşamak istiyorsan, bildiklerini burada paylaşmak işte zorundasın. Bir şey bilmiyorum diyorum. O zaman belki yanlıştı. Madem hiçbir seni düşün, belki de yanlışlıkla o kurşun sana geldi. Yani küçücük çocuklar hayatını kaybediyor. Nereden geldi? Nasıl oldu bilemiyorum. Tamam ama o zaman da böyle ağlamazsın. Yanlışlıkla geldi diye düşünürsün. Şimdi beni öldürecekler diye ben niye ağlayayım? Ben de korkuyorum hocam. Korkuyorum, bir yere gidemiyorum ki. Evden çıkıyorum, kahveye gidiyorum. Kahveden gidiyorum, eve gidiyorum ya. Ya anlayacağım var ya, ben size söyleyeyim mi? Bu bir taraf olmuş Yakup Bey, biz bir tarafız. Anlayacak mı bunu? Sen yanımda mıydın? Yanımda mıydın? Yanımda bizden hiç düşen biri çok güzel yani. İfade ediyorsun. Öyle bir şey konuşma. İfade edin, bana müsaade eder misin? Sus, hep onu dinle. Ben bana ne zaman müsaade verirseniz bekleyeceğim. Ben söz verdim kendi kendime. Çok kibarsın, valla buyur. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Ondan sonra ben şimdi hani 2-3 gün önce çarşıya inmişim ya. Kocamdan kavga etmişim ya. Ondan sonra da Yakup'a tembih etmişim ya. Ben gelene kadar işi bitir ya. Diyor ya. Ondan sonra ben babamın evine gitmiş. Benim babam yok. Benim kardeşlerim var. Allah razı olsun kardeşlerim sizden. Söyle sen neredeydin? Benim kardeşlerim var. Ben hangi kardeşimin evine gittim? Ben kardeşimin evine gittiğim zaman bu kardeşimin yanında mıydı? Gördü mü beni? Nereye gittiniz? Ayrıldınız da. Bir dakika. Beni getiren yeğenim Paşa Çilingir. Servisi var. Ali de biliyor. Benim evimin önünden, çarşıda da servis ediyor, köyde de. Benim evimin önünden gidiyor, kamana servis ediyor. Kamandan tekrar geliyor, çarşıya servis ediyor. Ben de beni kapımın önünden alıyor. Buradan? Evet. Çarşıdan, evimin önünden alıyor, kamana getiriyor. Gideceğim zaman telefon ediyoruz. Geliyor tamam, ben... o günde o mu aldı sizi oradan? O aldı beni oradan. Pazartesi günü, bir dakika la. Pazartesi günü beni Paşa aldı. Tamam. Getirdi beni Samsun'daki evime, bıraktı. Tamam. Ben de sabahtan salı günü bunlara yiyecek aldım. Tekrar Paşa'ya verdim. Paşa gitti amcasına verdi. Ve o gün akşam benim eşim vuruldu. Ben o akşam evdeyim. Tamam mı? Benim oğluma bir dakika. Benim orada al, dur şimdi. Ben anlatayım, ben seni dinlerim. Sen dur, de anla. O da başka bir şey duymuş herhalde. Yok. Bir dakika. Başka bir yok, şey yok, değil. Yok yok, aynı olay konuşacağım ben. Yok, ne farkı var? Hayır. Yok, değişik yok, olay değişik değil. Hayır. Bak biliyorum bana diyeceğini. Şimdi ben bu gece evdeyim değil mi? Hı. Uyuyorum. Buna telefon etmişler ki abinin evine git, bak ne var ne yok. Bu da kamandakinin değil de bizim eve gelmiş. Kim? Diyor ki Ali. Diyor ki hani ben zile bastım, siz duymadınız. Ya ben duymadım, evde yoktum, tamam. Ama benim gelinim var, oğlum var evde. Bunlar da mı duymadılar bu kadar zile bastı da? Oğlum çıktı. Ha, bak onu ikisi ben konuşayım da şimdi. Niye dememiş ki? Niye Ali Bey sizi evde yoklamaya geliyor? Yani kamana diyecek ya. Vurulmuş ya. Diler ya ona ki vurulmuş, oğluna söyle. Şimdi. Dur bir dakika. Ha bir dakika yani 23.45'te jandarma arıyor. Sizi o zaman daha gece... Haberiniz oluyor. Ondan sonra. Geceki haberim oluyor. Yani siz gece kaçta gittiniz Ayşe Hanım'ın evine? Şimdi gece 11.45 falan olabilir. O hani sırada daha jandarma aramış. Aynı anda belki... Beni jandarma sakar hadi beni. Peki Büge Hanım neden oğluma dememiş ben yokum evde. Neden benim arabam yok, onun var. Neden oğluma dememiş ki haydi oğlum seni de alıp gideyim. Ve beni o akşam... Bir dakika dur, sonra siz Ali Bey eve geldiniz haber vermek için. Zili çaldınız. Kim şimdi çıktı? Şöyle Müjanım. Beni Harun Saka aradı köyden. Dedi tamam. Bana ki Erol'u al hemen köye gel dedi bana. Tamam. Ben sana de... alacağım bugün.
Oğluma dedim, evet, hadi kalk oğlum, arabaya çalış gidelim. Ne var baba dedi. Dedim böyle böyle bir oğlu. Beni dedim köyden çağırıyorlar. Köye çıkalım dedim. Şimdi Erol'un da evi bunun evine yakın. Hı. Arada bir sokak var. Hani Yakup'a yakın ev tutmuştun. Şey, ben şimdi Erol'a mı tuttum? Ben Erol'u konuşuyordum. Ben Yakup'u konuşmaydım. Yok, Yakup'a ev tutmuşum ya. Oradan Erol'a gönderdim oğlumu. Tutmuşsan onun komşuna söyleyeceğim. Ben o arada sokakta bir tur atayım dedim. Evin caddesinde bakayım ne var ne yok dedim. Hani evde bir kavga mı var, gürültü mü var diye. Attım evde ışık yanıyor. Kimin evinde yanıyor? Benim. Bunun Ayşe Hanım'ın evinde. Hayır, evinde ışık yanıyor. Zile basayım mı basmayayım mı, rahatsız edeyim mi etmeyeyim diye düşündüm. Zile bastım. Birinci seferde zile bastım. Aradan bir 5 dakika daha geçti. O arada 5 dakika daha geçti. Baktım kimse yok. Tekrar bir de aradım. Bu sefer oğlu çıktı, Fatih çıktı. Fatih çıksın konuşsun benimle. Fatih'e dedim ki oğlum ne var ne yok, amca bir şey yok dedi. Köyde ne var ne yok dedim. Aynen böyle konuşuyorum. Köyde onun ne var yok dedi. Dedi bu amca dedi babamla dedi ya bir saat önce görüştüm dedi. Bir saat önce görüştüm dedi. İyi dedim ben köye çıkıyorum oğlum dedim ben. Tamam amca dedi bana güle güle. Tamam. Ama yalnız dedim babanı da ara amcanı da ara dedim. Babasının telefonu da aradı cevap Ayşe yok. Ayşe Hanım'ın o zaman evde olup olmadığı fikrine nasıl kapıldınız? İşte bayağı konuşuyoruz balkonda. Ben yeni uyumuşum balkondadayım. Hayır, duymam, belki yaptı bilirim. Çıkmadı. Hani annen o, nerede diye sordunuz mu? Onu soruyorum. Neredeydin o gece? Annen nerede diye sordunuz mu? Sorum, onu sormadım. Hemen arabaya bindim çıktım peki, yukarı. Peki Hanım beni o akşam sonradan evden kim aldı hayır, da peki, gitti? Hayır peki ben size şöyle söyleyeceğim. Yani Ayşe Hanım o gün kardeşlerinde kalsa ne fark ediyor? Hayır. Evinde kalsa bilemiyorum, ne fark ediyor? Bilemiyorum, ben nerede kaldığını bilemiyorum. Yok ben kardeşmişim, hiç eve gelmemişim ya. Olay yerine de ben, olay yerine de ben bir saat sonra geliyorum. Gidebilirim ben kardeşlerimde de kalabilirim ama şey evden aldı beni. Düşünürken bunu herkes için söylüyorum. Ben Yakup Bey'e söylüyorum. Yerde yüzüstü yatan kardeşini neden kaldırmadın? Çünkü ben bunun cevabıyla ilgili bir fikir sahibiyim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben Yakup Bey'in bunu yapmasının hiçbir izahı olduğunu düşünemiyorum. İnsan yolda kim görürse görsün yüzüstü yatan kişiyi çevirir. Hele abinse kapatırsın. Canavliyle. Yani üstelik. Neresinden bir şey mi girdi? Pamuk basarsın atıyorum ne bileyim gömleğini çıkartırsın. Suni teneffüs yaparsın. Yani, koşarsın konu komşuya. Her şeyi bir kenara bırak. Eğer korktunsa ya benim abim vurdu kim vurdu gidersin eve kendi silahını almaya. Ya da onun silahını alırsın eline. Bir etrafa bir tutarsın. Bak ilk yapılacak hadi eve gitmedin. Onun silahı orada ya ben olsam o silahı alırım bir elime. Derim ki bir dakika ya etrafta kim var benim abim vurmuş beni de vuracak. Yani Yakup Bey'in tutum ve davranışı benim bir tabirim var. Olayların akışına ve eşyanın tabiatına aykırı. Aykırı. Orada da kusura bakma senin doğruyu açıklaman lazım. Olayların akışına ve eşyanın tabiatına sen bu açıklamanı bir kişiye anlat. Yok. Kimse kabul etmez. Bence bilmiyorum.